Kameralar hazır mı? İkisi de. Öncelikle bugün Gençler Birliği'nin efsane başkanı varoluş sebeplerinden Sayın İlhan Cavcav'ın ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Maça da gelince çok tecrübeli bir takıma karşı oynadık bize göre. Oyunun ilk yarısı da çocuklar çok gayretli, istekli, doğru oynadılar. Öne de geçtik. Oyun üstünlüğünün Manisa'da olacağını zaten, pas üstünlüğünün olacağını biliyorduk zaten. Buna göre de oynadık. İkinci yarıda devre arası zorunlu bir değişiklik yaptık. Bizde de bazen bir iki oyuncu değişikliği de oyun sisteminde önemli rol alıyor tabii, iyi giderken işler. Böyle zorunluluklar da oluyor. İkinci yarıda Barış'ın pozisyonuyla beraber 1-0 iken 2'yi de bulabilirdik, olmadı. Tabii çok tecrübeli, söylediğim gibi tecrübeli bir takıma karşı oynadık ve mağlup olduk. Çocuklar, oyuncularımın bütün mücadelesi, niyeti, formalarına olan bağlılığından dolayı hepsini tebrik ediyorum ama yetmiyor bazen. Transferin açılmasına da, yani açılması dedim, transferin bitmesine de 15 gün var. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Soru var mı? Teşekkür ederim. Gerçekten önemli bir eşik maçını ve bizim için üst tarafa gitmenin çok önemli ve her puanın değerli olduğu bir haftada bu maçı kazanmak bizi eşik olarak atlattığını düşünüyorum. Hem bu psikolojik eşik hem de iç sahada bir şekilde rakiplerimize karşı zaten üstünlük kuruyoruz ve bunu belki maçın başındaki o enteresan olaylar olmasa çok farklı bir başlangıç da olabilirdi ama sonuçta futbolda böyle bir şey. Futbolun içinde bu tip durumlar da var. Oyuncularımı gerçekten tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar ne yapılması gerekiyorsa yaptılar ve maçı kazanmasını bildiler. Yani kelimeleri seçerek kullanmak istiyorum ama bu tip maçlar geçmişteki hayatımda da yaşadım. Çok değerlidir ve takımları büyüten maçlardır. Böyle bir maç yaşadık ve kazanmak bizi daha farklı yerlere götürecek ama tabii ki bunu bir seri haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü kazanmak da kaybetmek de bir alışkanlık ve bu alışkanlığı seriyi devam ettirmenin de bir bedeli var. Bu bedeli ödemeden de hiçbir şeyi kazanamıyorsunuz. Hem fiziksel olarak, hem zihinsel olarak, hem psikolojik olarak maçın her anına ortak olmak istiyorsanız maçta kalmalısınız. Oyuncularım da ilk günden bugüne kadar çok zorlu şartlarda da olsa bugüne kadar mücadelelerini getirdiler ve yaklaşık 9 haftalık devam eden İstanbul maçında bir parça sekteye uğrayan ama sonucunda bir oyun kültürü oluşturmanın da beraberinde getirdiği bir düzene girdik. Umarım devamı gelir. Evet, soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun.